Ekrem İmamoğlu'ndan Flash Ayasofya Camii açıklaması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ayasofya benim aklımda ve vicdanımda. 1453'ten beri camidir. Konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar, Ayasofya Camii'nin statüsünden bile habersiz. İlk ezan okundu, ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak diyorlar. Oysa 30 yıldır Ayasofya'da 5 vakit ezan okunuyor, içindeki Abdülmecit Mescidi'nde namazda kılınıyor," dedi. İmamoğlu, "Sözcünün Katar emirinin annesine Kanal İstanbul piyangosu vurdu" başlıklı bugünkü manşetine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, "Daha bir yıl önce Ayasofya'nın tamamının cami olarak ibadete açılmasının bir götürüsü olduğuna dikkat çekildiğini, dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?" diye sorulduğunu da hatırlattı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu? Bunu söyleyenler, dünyayı tanımıyorlar, muhataplarını bilmiyorlar. Onun için ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim" denilirken, "Bir yılda ne değişti? Milletimiz aklı selim ile bunu tartışacaktır. Eğer ülkeme maddi manevi zenginlik katacaksa arkasındayım. Eğer Ayasofya'daki bu değişiklik benim ülkeme, milletime hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa, milyonlarca işsizin derdine derman, üniversite mezunu milyonlarca gencime iş imkanı yaratacaksa ve dünyada ülkeme saygınlık ve muhabbet kazandıracaksa, ben bu kararın sonuna kadar arkasındayım. Kanal İstanbul'la ilgili gündemi santim santim takip ediyoruz" diyen İmamoğlu, "İstanbul'da masum insanların depreme dayanıksız olan binalarda yaşamaya devam ettiklerini, gereken imar planlarının yıllardır beklediğini vurgulayarak, bunun yerine siz Kanal İstanbul'la ilgili süreci 6-7 ayda bitireceksiniz, planları askıya asacaksınız. Bu acele ne için, kim için, kime hizmet ediyor? İstanbullunun, Türk halkının, Türkiye'deki insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili acelesi mi var? Türkiye'de Türk halkının gündemi işsizlik ve ekonomi" dedi. İnsanların zihninde Kanal İstanbul'un olmadığını dile getiren İmamoğlu şöyle konuştu: "Acele etmelerinin sebepleri var. Ben hep diyorum, o bir avuç insan onlar için çok kıymetli. Ben de santim santim takip ediyorum. Yarın saat 10'da Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. O işte ama Katarlıdır, ama şu ülkelidir, ama bu ülkelidir. Kim bu yatırımı yapmışsa, bu planların bir avuç insan için hazırlandığını, İstanbul'un katli anlamına geldiğini, İstanbul'a bugüne kadar yapılan ihanetlerden milyonlarca kat daha fazlası olduğunu iddia ederek itirazımı yapacağım." İmamoğlu, hukuksal zeminde İstanbul halkının bu ihanete uğramasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. Arkadaşlar, haberin tamamına yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu video için emeklerimi faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim.